Herkese selam arkadaşlar. Doştüm'den ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Neoplan yeni Truliner Euro 6 2017'yi inceliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün yanımda Sabri ile Alican var. Onlar da bizim tayfadan, ikisini çağırdım. İkiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tayfa dediğine bakmayın arkadaşlar. Biz kaçak işçiyiz ya. Bizi zorla çalıştırıyor burada. Ne Aynen, ekmek ne zorla su. hepsini çektim videoya. Dedim ki Alican gelmezsen banlarım seni dedim yanımdan. Ya da videolarına, kanalını şikayet ederim, telif atarım dedim. Ama yapacak bir şey yok, Tehdit, neyse. tehdit. Biz şeye geçelim, modumuza geçelim. Arkadaşlar otobüs modu. Burada ben Star Batman skinini kullandım. Çünkü ben Batmanlıyım. Fırsat bu fırsat dedim. Otobüste de Batman skinini kullanayım dedim. Star Batman otobüsümüzün skini. Otobüste gene Özkaymak'tır. Ali Ulusoy mu ne, öyle bir firmanın daha Ali böyle... Osman Ulusoy. Heh, Ali Osman Ulusoy firması. Ondan sonra Özkaymak'tır. Böyle daha otobüs firmalarının gene skinleri var. Onlar kullanabiliyorsunuz. İçeri yolcu koydum ben. Ayakta bir tane muavin var. O da Alican, şu an ayakta millete çay dağıtıyor Alican. Alican kolay Oh. gelsin. Eyvallah, eyvallah. Kolay Şu çalışmaya gelsin öndeki lan koca otobüs. böyle avratlar yanında. Bu da Sabri zaten. Baksanıza, meymenet yok suratında. Neyse. Biz Ya Allah şöyle Allah. otobüse istediğiniz gibi, modu istediğiniz gibi değişebiliyorsunuz arkadaşlar. Modun iki açıklama kısmında var. Oradan indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Batman'a 15.30'da gideceğiz. En iyisi biz yavaştan yola çıkalım. Şöyle çalıştıralım. Motor sesini de size dinleteyim hemen şöyle. İçeriden bu şekil camlarla kapıyı açalım. Evet, cam açık mı? Ha, açık mı? Şimdi kapatayım. Kapıyı da kapatalım. Evet, içeriden de sesi bu şekil. Biliyorsunuz 1.37 ile birlikte cam açma ve diğer özellikler gelmiş oldu. Ses, motor falan bir değişik oldu. En iyisi biz şöyle yavaştan Bismillah diyerek yola bir çıkalım. Alican oğlum, ben hızlı sürerim, çaylar dökme ha milletin üstüne. Aman diyeyim ya kaptan ya yavaş Daha ya. çıkar çıkmaz Bismillah vurduk. Yavaş ya. İyi ki Ya yavaş dedik işte. ya. Kaçak şoför olarak iyi ki beni kullanıyor. Benim ehliyetim yok. Ne yapayım oğlum, ben 7/24 böyle direksiyon başında, ondan sonra bu uyuyakalacağım. Bir bakıyoruz hepimiz uyanmışız. Nerede? Azrail başımızda gelmiş canımızı alıyor. Tövbe tövbe ya. Ne kadar mantıklı bir cevaptı. Ama doğru değil mi? Mantıklı oldu. Şuradan. Ya şu 1.37 online'a getirseler artık ya. Vallahi sıkıldık ya. Bıktık ya. Aynen öyle, bıktık ya. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Unuttum. Zaten senin aklına bir şey gelse kesin ayrısız bir şeydi. Unutsan da bizim için yararlı. Ama şuradan sağa girecekmişiz. Sarı Ya dolar ben yemeyeceğiz şey diyeceğim kanka. size. Ben şey diyeceğim. Benim bu araç modlarıdır, otobüs modlarında en çok şey sinir olduğum yer bu gaz fren olayı. Abi Niye? bak, adamlar mesela araç yapıyor, araç modu yapıyor arkadaşlar, tamam mı? Araç modunda aracın, yani şu gaza basar basmaz aracın uçması beni trid ediyor ya. Frene basıyorsun, freni tutmuyor. Yani en sinir olduğum noktalardan biri o ya, o araç modlarında. Ben onun nedenini hemen açıklayayım sana. Onun nedeni oyun zaten bir kamyon simülasyonu olduğu için adamlar araç modlarını kendileri entegre ediyorlar. Yani bunun bütün hız şeylerini falan kendileri yapıyorlar. Oyunla da uyumlu olmadığı için oyun bazen bunu sıkıntı çıkartabiliyor. Ben işte arkadaşlar otobüste inebildiğim zamanlarda video çekmeye çalışıyorum da oradan biliyorum. Yoksa ne işim ne bilirim ben. Furkan'ın altında yatıyoruz Ya işte. şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben bazen şey de diyorum. Mesela hani bu araç modlarını yapanlar bence bu frenle gaz olayını düzeltebilir diye düşünüyorum. Ya hadi belki bir kural vardır veya modun yaptığında belki düzelmesi gibi bir şansı yok, ama bu mod yapımcılarına buradan sesleniyorum. Yani şu gaz fren olayına lütfen birazcık daha dikkat ederlerse sevinirim. Benim en sinir olduğum şey şu araç modlarında motor sesini hiç değiştiremiyorlar. O herhalde oyunun kendi şeyi ama yani değişmiyor. Yani Magirus kullanıyorsun gene aynı ses. Ford Focus kullanıyorsun gene aynı ses. O Artık çok ya bir de ben şunu dayanamayacaksın. anladım. Bir de bir sabır, kusura bakma. Ben bir de şunu anladım. Herhalde şu 1.37 ile gelen tırların sesi gene hepsinin aynı diye düşünüyorum ben. Bir Değil. fark, bir ses Var farkı var. alamadım ben. Ya Var ben kanki sırf var. diğer tırları kullanmadığım için, sadece Mercedes sürdüğüm için oldu ya da Renault sürdüğüm için oldu. O 1.36'daki ses farkını anladım. Ama 1.37'deki Scania ile Mercedes'in ses farkını anlayamadım hala.
Onu anlarsın o şey zaten. O Mesela bayağı bak şu fark tünel var. işlerinden geçerken de aynı bir tünelin içinden geçtim mesela. Orada sesi hissettiriyor sana. Böyle bir kalabalık yere girdim. Bu mesela ayrı ve detay gösteren güzel bir özellik olmuş. Ama bir Trax MP yetkililerine sesleniyorum. Bir an önce 1.37'yi getirin. Sıkıldık, dört gözle 1.37'yi bekliyoruz. Bir de Çok ben bu güzel. lafı Senin işin diyorum, gidiyor tamam mı? senin gibi. Bir de ben bu lafı diyorum. Bu akşam videoyu yayınlamadan da 1.37 yayınlanıyor. Çok iyi olur. Geçen gün video çekecektim, tamam mı? Düşündüm 1.36'yı 1.36 modu çektim, tamam mı? Ondan sonra modu tam yayınladım. O saatte de 1.37'ye güncelleme geldi. Gitti mi sana video 1.36'ya? Yapma. Düşünsene, o kadar emeğin gidecek. Ondan sonra videoyu çekmekten vazgeçtim zaten. Dedim ne olur ne olmaz, bunlar getirir. En iyisi biz 1.37 mod çekelim dedim. Otobüs moduna geldim. Ama harbi şu özelliği çok güzel. Şu kapı açılma özelliği artık bence çok güzel olmuş. Bir de şu modlarda sanki böyle araca binmeleri olsa birazcık daha güzelleşecek gibi düşünüyorum yani. Git Bus Simulator oyna lan o zaman. Ya kanka, bus simülatörle ne alakası Manyak. var? Gözünü seveyim bak. O bunu şey de yaptılar yani. Bu modcular gitti otogara adam da koydular. Gidiyorsun orada duruyorsun. En iş alır gibi yolcuyu alıyordun. Onu ne yapacaklar? Bu Special Transport DLC'sinde nasıl adamlar etrafında çalışıyormuş gibi orada da bir döngü yapacaklar yani. Binip 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 geçecekler yani. Bu bence zor şey. Bilmediğim için zor veya kolay Ama demeyeceğim ama yani yapabilirler diye düşünüyorum ben. Birisi şey yani oyunun kendi DLC'si, kendi botun kendi işi, birisi ise dışarıdan yapılmış bir şey. Ama O bak bir de şimdi tamam, orası öyle, tamam onda sözüm yok. Ama bir bu iş aldığında mesela bazı modlar çıktı zamanda, biliyorsun otobüsle gidiyordun otogara, orada duruyordun, iş alma gibi iş vardı. Enter'a bastığında işi alıyordu, yolcuyu alıyordu. Ben diyorum ki işte onun gibi olsun, ama bu sefer şey olsun, böyle insanlar tam Enter'a bastın diyelim, hemen oraya araya bir hikaye modu gibi bir şey girsin, o arada o yapılırmış gibi sanki insanlar biniyormuş gibi göstersin. Vallahi seninkisi daha olanaklı. Benim hayalim hiç yapılamayacak bir şey. Yani Nasıl mesela mesela? bazı kişiler şey yapıyor ya, bir ara multiplayer'a araç modu koymuşlardı ya, mesela işte Evet. dışarıdan adam normal araç görüyor, sen modu görüyorsun. Onu aslında multiplayer'da herkesin görebileceği, mesela belli başlı modlar, şu an Steam Atölye'de Simülasyon Türk'ün çıkarmış olduğu Ford F-Max. Onu mesela mod olarak getirseler hem multiplayer'da kullansın hem de şey adam kullanabilsin. Diğer herkes görebilsin onu, anladın mı? O mod atölyesini multiplayer'e getirmek gibi. Herkes görsün o tırı. Bence de öyle daha güzel olur. Ama çok yani yok, imkansıza yakın ihtimal. Ya bilmiyorum ama şimdi benim senin dediğin o mod olayı gelse bence ETS'e çok karma karışık bir olaya döner diye düşünüyorum. Ha amcalar birini bakayım. Amcalar ne yapıyor? TEDES mi yapıyor? Ne yapıyor burada? Neyse. Ama Ama şimdi yani Alican, şimdi mod olayı geldi diyelim, tamam mı? Senin dediğin mod olayı geldi diyelim, atölye modları. Atölyeden biri otobüs modu aldı. ETS'de, Multi'de, Kalayüstü, Duisburg yolunda otobüsle gidiyor. Evet. Senin mantıklı Hayır, mı? Bence otobüs hiç değil. değil. Otobüs değil kanki. Tır tır. Sadece o tır. Otobüs değil. Şimdi tır diyorsun da bence bak şimdi şöyle bir şey de var tabii, telif melif olayları, patent olayları var bence. Çünkü mod diyelim, Ford mesela Trax MP'nin bir Ford'la anlaşması yok veya bir nasıl olsa bak burada bu işte ETS'ye kim sponsor? Euro Truck Simulator 2 sponsor. Aman Euro Truck diyorum ya. Aklım nereye gitti? Ford şey, Promot. Mercedes sponsor, Scania sponsor. Doğru muyum? Adamlar Doğru. logolarını kullanmasına, araçları kullanmasına izin veriyorlar. Şimdi Ford F-Max şey, Ford'un bayisiyle bir anlaşman yok. Ses Ama şey, zaten izin de almadın. o anlaşmayı zaten şey yapıyor. Team'in SCS yapıyor. O zaten öyle anlaşma olduğu zaman araç mod olarak değil, direkt şeye geliyor yani, bildiğin Scania yeni kasa geldiği gibi oyuna entegre ediliyor. Benim dediğim şu. Adam gidecek SCS'de bu sefer şeyle anlaşma yapacak. Mesela o F-Max modu için Simülasyon Türk'te mesela en çok tutulmuş modları, araçları getirecekler. Ondan sonra kalan iş şey kalıyor, TMP'ye kalıyor. Onların entegre etmesi lazım diye düşünüyorum ben. Öyle olursa ne güzel O olur. zaman bunun Truck Yok. Ramp ile bir alakası yok. Euro Truck Simulator 2'nin SCS ve diğer şeyleriyle alakası var, Bir şirketlerle. dakika. Bir şey diyebilir miyim? Evet.
Alican az önce ne dediydin lan? Gene ne diyeceğimi unuttum da. Neyse şu online mesela sen var, öyle diyorsun da ne diyecektin diye soruyor ya. Şimdi şöyle bir şey var benim düşündüğüm. Bu SCS Ford'la anlaşırsa zaten direkt gelecek mod. Ama Simülasyon Türk kalkıp da oyunu kodlayan bir firma değil. Mesela SCS direkt oyunu kodluyor, bilmem ne yapıyor, test ediyor. Euro Truck Simulator 2 olarak da yayınlıyor bunu. Yanlış mıyım? Doğrusunda doğru. Dur ne diyeceğim aklıma geldi. Lan TMP 1.3 aydır 1.37'yi getiremedi Allah için. Adamlar modları mı ayarlayacaklar bir de? Ya işte zaten olmayacağını biliyorum da keşke olsa dediğim o işte hayal. Hayal bedava. Ya senin dediğin de o ayrı bir mesele ama şu Ford ve yeni bir yeni bir firmanın gelmesi lazım ETS'ye artık. Ford veya Ford dışında şey vardı. Başka hangi firma vardı? Ford dışında bir şey yok ki. BMC var bir tek. Onda kimse. He, bir de BMC. İkisinden birinin gelmesi lazım. Türkiye haritasına ilerledikçe mesela. Hani şu böyle sadece şu Karadeniz'e giden Rayon du Baltıksiye var ya, Rayon du Baltıksiye. Onda mesela bak İstanbul'dayız şu anda. İstanbul'da Ford bayisi var mı yok mu bilemem ama belki ondan getiremem ama artık bence şey yapmaları lazım. Türkiye haritasına doğru yaklaştıklarında benim düşündüğüm öbür Türkiye DLC'si Türkiye'nin tamamı gelmeye başladığında Ford'un da onunla birlikte geleceği benim de bir aklımın köşesinde var ama getirip getirmeyecekler tabi orasını da bilemeyiz. Ford'un İstanbul'da bayisi var ama böyle şehir dışı taraflarında var. Yani şehir içinde elbette ki yok Trucks çünkü bildiğin Ford bayisinden gidip alamıyorsun. Ford Trucks ayrı bir şirket, ayrı bir yer. Oradan alabiliyorsun. İstanbul'da var. Misal sadece oyuna getirdiklerinde bayisi sadece İstanbul olsa ne güzel olurdu. Böyle bir şey olsa ne güzel olur. Zaten İstanbul'un ortasında da kamyon satan bir yer olursa saçma olur. Düşünsene bak şimdi mesela İstanbul'da bir tane AVM, AVM'nin yanında Ford, Ford Trucks. Ama bizim burada bir şey var, Otoport diye bir bina var kocaman böyle içinde bir topluluk böyle. Birkaç ara şirket var, şimdi herkes satıyor. İkinci el satıyorlar vallahi kamyon, minibüs, klasik İkinci araba bile var ha. Mesela ne olur o mesela, adam satıyor şirketi ora ama şehir dışında bir garajı var orada tutuyor arabaları. Yani. Ben moddan bahsedeyim biraz da biz lafa daldık, modu anlatmayı unuttuk. Arkadaşlar şu anda modu ben sürüyorum. Hızlanışı çok güzel, kalkışı çok güzel. Frenleme olayı zaten dediğim gibi çok beğendiğim bir olay oldu bunda Neoplan'da. Öbür otobüs modlarında da aynı da gerçi. Bu birazcık sanki bu şu süspansiyon olayı hafif böyle bir sekme yapsaydı frenleme yaparken mesela. O birazcık daha güzel olabilirdi. Modda beğenmediğim başka bir şey yok. Öbür türlü sürüş özellikleri falan yani bence çok güzel olmuş. Yapımcısına buradan teşekkürlerimizi iletelim. Güzel. Yapımcı Türkiye İstanbul'dayız. Yok modu ben modu ekipten birine istedim, o bana attı, bakmadım detaylı moda. Ama yani size de tavsiye ederim, bir girin sürün bir bakın, keyfi güzel. Diğer otobüs modlarına benzemiyor. Ya ben modcu değilim kardeşim, ben kodcu adamım ya. Alican, Alican'ın bu arada TR Kod Karagede Instagram sayfasıyla YouTube kanalı var Alican Akdoğan diye, onları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ne diyecektim lan? Ya bugün bende bir şey var, ne diyecek olsam ağzımı açıyorum unutuyorum ya. Ya zaten 3 kuruş aklın var, onda da ne diyecektim ya diyerek harcıyor ya. Oğlum ben ne yaptım lan, sağa gideceğim diye navigasyonda gösteriyordu ya. Ya bir git sen git meyve suyunu iç ya. Bir dakika bir dakika sakin ol. Evde meyve suyu yok ki. Mis gibi otobüste çay. Lan taklaya geldik taklaya. Ben otobüste hep kolayla kek alırım bir kere. Ama abi o otobüste seyahat edip onlar yemenin ayrı bir tadı var ya. Ben yemiyorum. Bence hiç musun? Yok ya. Ben hiç sevmiyorum. Ben bir seviyorum koyuyorum abi. O tadı bir çok bari seviyorum böyle. Uzun yola gidiyorsun da o tat ayrı bir şekil. Bir bardak kola veriyorlar, sinirleniyorum ya. Bak ben ben bilmiyorum. Benim seyahat ettiğim zamanlarda mesela ben bir kere Batman'a gittiydim uzun yola. Hiç uyumadıydım. Full uyuyamadım 13 saat 14 saat gece. Bakmış. Otobüste ne bileyim yani. İkram güzeldi ama otobüs hiç rahat değildi baba. Şey diyeyim mi?
bir kere ben ikramı seviyorum abi. Otobüste gideceğim, kaptanın yanına oturacaksın, yolu izleyeceğim baba. Ha. Uzun yolun tadı böyle çıkar o yolun. Senin hayalini ben yaptım işte aslanım. Hadi bakayım. Amcamın arkadaşı şoför benim, tamam mı? Amcam eskiden muavindi. Hı. Ankara'dan Kayseri'ye onun otobüsüyle geliyor. Önümde muavin yerinde oturuyorum. Önümde içecek dolabı, yanımda bardaklar. Çok güzel ama değil mi? Eyvah, o zevkliydi bak, o hoşuma gitti. Canım sıkılıyor, kalkıyorum merdivene oturuyorum. Canım sıkılıyor, kalkıyorum arka yatağa gidiyorum. Bak, ben Aydın'a gittim her seferinde otobüsle, annemle, tatile. Niye vuruyorsun? Ulusoy, o zaman daha batmamıştı Ulusoy, normal Ali Osman. Lan sesin gidiyor buraya, video çekiyorum ben buradan. Alican neyse zaten keser buralar. Aynen. Şey, ya, bak şimdi. İlaçlı o. Bir de nesi güzel biliyor musun? Bak şimdi gidiyoruz. Mola yerinde duruyoruz. Her mola yerinde bunların anlaşması var. Çünkü tatile giderken falan hep böyle midemin kötü olmasından korkan bir insanımdır. O konuda şeyim var. O yüzden fazla bir şey yapmayı sevmem. Gideriz Susurluk tesisine kadar. İstanbul'dan yaklaşık 6 saat uzaklıkta. Ya Susurluk tostu, bir de bir ayran. Oğlum ondan sonra sabaha kadar uyurum. Uzun yolda molada yemek yemek de ayrı bir tatlı. Aynen. Ya işte. Ama Ulusoy şimdi battı zaten. Ali Osman Ulusoy var da. Züha ne oldu ya? Ne? Züha. Ama asla binilmemesi gereken otobüs metro. Metro mu, niye lan? Niye lan? Metro çok kötü, manyak mısınız? Bizim memleketin burası lan. Ben her türlü savunurum. Metro çok iyi şirkettir. Bilmiyorum ben metro. Hiç. Metroya şey yapmadım. Videoda sonra ben, yani yolculuktan sonra atacağım sana bir tane video. İzleteceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Hatta 3 video, 3 tane. Beni dinle beni. Metronun şahlanış döneminde hiç bindin mi metroya? Metroya hiç binmedim. Yani bir kere bindim, bir kere. Onun dışında hiç binmedim. Ya abi, parası varsa şirketin zaten otobüslerini yapıyor. Mesela bu şeylerde, mesela bu koltukların arkasındaki televizyon şeyi var ya. Aha. O çok güzel bir şey. Ama şey ya, bu kulaklığı çalışmıyor da çekmiyor ya, o be sinir edici bir şey. Kanki ben Doğan'ın, bak, Doğan'ın arabalarına biniyorum şimdi, dur. Doğan'ın arabalarıyla geldim bir kere. Hangi firma? Hangi firma aslında hatırlamıyorum işte, öyle rastgele anlatıyorum. Hı. Ya abi bindim, otobüsün koltuğuna, televizyon kötü, tamam mı? Bilgisayar. Tamam. Ne denirse, tablet. Ekran aynen, TV ünitesi aynen. Kötü. Lan neyse dedik. En azından var. Lan kulaklığı takıyorum, kulaklığı algılamıyor. Onu takıyorum algılamıyor, bunu takıyorum algılamıyor. Basıyorum, dokunmatiği çalışmıyor. Şey iyidir ama ya, Pamukkale güzel o konuda. Hem teknolojik anlamda iyi. Pamukkale. Ya abi, bir aralar 2+1'ler şey değildi biliyor musun? Yaygın değildi. O sıralar bazı firmalarda vardı. Hep o firmalara tekli koltuk kalıyordu. Tekli gitmek her zaman zevkli oluyor. Bir de geniş ya, oluyor. Ya seyahatte ne olacak biliyor musun? Tek koltuğun olacak, tamam mı? Yanında kimse olmayacak. O daha iyi. Aynen öyle. Tanımadığın biri oturuyor, yabancı. Kim ne belli. Ondan sonra bir konuşuyor. Dır. Evet, durduk yere de orada samimi oluyorsun. Benim en sevdiğim tipler böyle sessiz olunması gereken ortamda bağırarak konuşanlar var ya. Koca otobüs ağzına kadar dolu. Sen köyden biriyle konuşuyorsun. O var çok uygun. Ya ben nefret ederim bak. O konuda haklısın. Alo, bindik. Ha, çıktın yola. Rahat mı ya? Trakya Üniversitesi. Sağımda. Bak. O kadar, ne kadar nefret edersen et. İlla ki senin ailenden biri de yapıyor onu ya. Yok senin benimki. Senin nefret ettiğin ne varsa illa ki bak. Bak. Bizimkiler hiç yapmadı onu. Kaç defa otobüse bindim onlarla. Hiç karşılaşmadım. Hep kısık sesle. Bazen telefonu bile sessize aldığımız oluyordu, kapatıyorduk. Ben otobüse binince telefonumu kapatıyorum ya. Ben hiç kapatmıyorum vallahi, bana ne, açarım, alo. Ha, bindik. Kaptan var ya. Böyle şiveli konuşanlar oluyor ya. Ya bir gün bak değil, size bir gün otobüste yaşadığım bir olay anlatayım bak. Bir gün belediye otobüsündeyim, tamam mı, okuldan geliyorum. Belediye otobüsü de böyle uzun körüklü otobüs. Otobüse bindik okuldan gelirken, böyle tam eve doğru yaklaşacağım. Tabii trafik var. Kaptan birden frene bastı, tamam mı?
Adam dedi kaptanın süreci otobüsü bilmem ne kadınla beraber konuşuyor. Kadın da dedi ki ben kaptanın eşiyim. Adam bir sustu. Ay olem dedi. Kadın kocasını savunuyor ora. Adam dondu kaldı böyle. Öyle bir olay yaşadım Ha. otobüste. Düşünsene bak sen kaptanla laf ediyorsun. Eşi de yanında sana diyor ki ben onun eşiyim diye. Bartışkan bir şey sorabilir miyim bu arada? Sor. Sırı o otobüsü hangi galeriden alabiliyoruz? Arkadaşlara bunu da söyler Man, misin? man, man. Mod Ya mod bayisine erişin dediğinizde de oradan satın alabiliyorsunuz. Şu anda zaten geldik arkadaşlar. Modun linki açıklama kısmında var. İndirebilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.